Evet arkadaşlar, nasılsınız? Bugün farklı bir vlogla karşınızdayım yine. Uzun zaman olmuştu aslında vlog çekmeyeli. Şimdi araca yakıt alacağım. Deposunu dolduracağım. Sonrasında da otoparka koyacağım ve fotoğraflarını çekeceğim. Normalde zaten aracım otoparkta kalıyor. Bazen sabahları işe gittiğimde müsait yer bulursam kapının önünde, o zaman park ediyorum. Niyetim CC'yi satmak. Hani bilginiz olsun, takipçilerimin içinden de isteyen olursa fiyat konusunda anlaşırız. Sıkıntı yapmam. Bayağı ekstralı bir CC bu araç. Biliyorsunuz orijinal R-Line. Ayrıyeten renkli yol bilgisayarı var. Gördüğünüz gibi. Bu bir opsiyon. Adaptif bizenon farlarımız var. Pahalı bir opsiyon. Elektrikli arka perde var. Araçta nappa deri var. Geri görüş kamerası var orijinal şekilde. Birçok araçta biliyorsunuz sonradan takılıyor. Bende logo açılıyor, arkadaki Volkswagen arması. Sonra cam filmi, Z-Bart'ta aracın komple detaylı boya koruması, her şey yapılıyor zaten. Goodyear Asymmetric 5 lastikler var üstünde. Bir hayli zaten pahalı bir lastik. 4 tane balatası yeni değişti. Servis bakımını, iyi niyet garantisi devam ediyor. DSG'nde bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok komik paralara yetkili serviste aracın kavramasını değiştiren insanlar var. Ben hala gruplarda da aktif olarak takip ediyorum. Hani iyi niyet garantinin olduğu sürece, aracı yetkili servis bakımı olduğu sürece parçadan neredeyse hiç para almıyorlar. Sadece işçilikle birçok şeyi hallediyorsunuz. Yani böyle. Araç 98.350 km'de şu anda. 349. Çok yol yapıyorum biliyorsunuz. Hani D segment araçtan memnunum. Galiba biraz dizel evresine geçmek benim biraz daha avantajım olacak. Çünkü bu aracı ben alalı 4 ay oldu ve 4 ayda 10.000 kilometre yol yaptım. Bu da senede 30.000 kilometreye yakın yol demek. Tabi biraz ekstrem durumlar oldu. Şehir dışına gitmem gelmem gerekti birkaç kere. Onlar da ciddi bir kilometre arttırdı ama onları da düşsem senede 22-23.000'in altına düşemiyorum. Ne yaparsam yapayım. O yüzden böyle bir karar verdim. Şu anda piyasa oldukça hızlı. Çok uzun süre duracağını düşünmüyorum elimde. Dediğim gibi düşünen olursa yardımcı olurum. O konuda içiniz rahat olsun arkadaşlar. Yetkili serviste de araç 1000 km civarındayken sağ iki kapısıcı değişiyor. Bir tane kamyon kasası takıyor seyir halindeyken. Araç da yeni olduğu için yetkili servise götürüyorlar. Yetkili servis direkt kapısacını değiştiriyor. Onun haricinde çamurlukta da bir gamze varmış, biraz büyük, derin. Onu düzeltiyorlar. Avuç içi kadar da lokal boyuyorlar. Bu. Sonra benim arkadaşım satın alıyor. Arkadaşımın zamanında da şu kapı lokal boyanıyor bildiğim kadarıyla. Onun dışında da başka bir şey yok. Bunun lokal boyanma sebebi de kapının çizilmesinden kaynaklı bir durum. Yani iki parça değişen iki parça boyası var aracın. Hani kaputunda, tavanında, bagajında Allah'a şükür hani sıkıntılı bir şey yok. Zaten öyle bir şey olsa ben de bu aracı tercih etmezdim ama günlük kullanımda hepimizin başına gelebilecek kapı sacının çizilmesi, çamurluğa taş gelmesi gibi durumlarda da düzgün işçilikle yapılmışsa açıkçası o kadar değer kaybı oluşturacak şeyler değil bunlar. Yani onlara takılan insan Allah korusun ya bir gün kendisi bir kaza yaptığında, bir şey yaptığında sinir krizi geçiriyor. Ben de araçları çok önemsiyorum, çok değer veriyorum ama açıkçası o farklı bir boyut. Yani olacak olduktan sonra biraz bu işin kaderine de inanmak lazım. Yoksa hepimiz araçlarımızı seviyoruz ve gerçekten değer veriyoruz. Tutup da bir kaza olduktan sonra o insana zarar vermek ya da tartışma oluşturmak gereksiz bir şey. Yani gerçekten karşıdaki hak eder. Hem suçludur hem de ağza alınmayacak böyle lakayık hareketlerde bulunur. O zaman zaten gerekli dersi hepimiz veririz o sinir ortamında. Ama onun dışında karşındaki sana uzlaşmacı yaklaşıp özür diliyorsa, ki şu anda biliyorsunuz değer kaybı falan da alınabiliyor. O yüzden çok takılmamak lazım. İstanbul özellikle çok büyük bir metropol ve her gün yüzlerce kaza oluyor.
Şimdi benzinliğe gitmek üzereyiz. Bakalım. Araç tam yarım depo. Yarın iyi bir zam gelecek. 19 kuruşluk bir zamdan bahsediyorlar. O zaman açıkçası yemeden yakıt fiyatları bir depo doldurmak istiyorum ben de. Hem de ben de açıkçası öyle şey yoktur. Aracın satılacak, yok ışık yansın, çeyrek depo kalsın, bir şey değil. Dolu depo giderse de helali hoş olsun benden yana. Ben çünkü günlük bu aracı kullanıyorum. Sırf satılacak diye de 3 liranın 5 liranın peşine düşmeye gerek yok. Bilmiyorum, bu benim kendi görüşüm. Bu araç ayrıca 2013 yılında 160'lık TSI'lar revize gördü. JAV motordan JTH'a geçti. Hani hep bahsediyorlar ya abi işte yağ yakma sorunu varmış, piston sorunu varmış, motor gömlekleri falan. JTH motorda bu yok. O JAV motor dedikleri 2012 yılındaki motorlarda ciddi sıkıntı vardı. Bu araç bakımdan bakıma yağı koyulur, ilave takviyesi yapılır. Onun dışında araçta herhangi bir Allah'a şükür yağ eksiltme ya da bir sıkıntısı yok. Performansı güzel. 160'lık TSI motor gerçekten 10.000 km kullanırken çok keyif aldım. Nasip olur da satılırız. Umarım yeni sahibi de keyif alarak biner. Onun dışında aracımda katlanır ayna da var. Biliyorsunuz katlanır aynalar da opsiyon. Ve sonradan yaptırmak maliyetli bir opsiyon. 2.000 liraya yakın para harcıyorlar sadece onun için. Zaten iç dış R-Line. Böyle güzel fonksiyonel özellikleri mevcut. Geçenlerde bir takipçim, abi ya niye manuel alıyorsun? Ondan sonra ilk kalkarken ne gerek var? Araç gidiyor diyor. Yani doğru, akıcı bir yolda 7 ile 8 ile 10 ile 20 ile gidiyorsanız çok sıkıntı yapmıyor. Ama çok düşük hızlarda sürekli dur kalk şeklindeyseniz araç ikinci viteste gitmek için ısrar ediyor. O da kavramada ciddi bir yorulmaya, aşınmaya sebep oluyor. Ki bende kompresör desteği var. Kompresör desteğiyle bu arabanın alt devri zaten bariz canlı. Lag olayı bende hiç yok. Üçüncü viteste 1000 devirde giderken bile gaza dokunmam yeterli. Takır tukur çekiyor araba. Sorunsuz bir şekilde. Onu da hatta gösteririm size. Bu normal 1.4 TSI'lar, 150'lik olanlar özellikle o şekilde ivmelenebilen araçlar değil. Mesela şöyle 3. vitesi alayım. Tabii tekrar kendini ikiye aldı. Öndeki araç durdu. Buralar yoğun trafikli bir yer. Kullanmayı çok sevmediğim bir güzergah ama yakıtı genelde Shell alıyorum. Genellikle de %99 Shell alıyorum. Çok ihtiyaç durumunda farklı yerlerden alırım Shell bulamazsam. V-Power'ın yakıt performansını seviyorum. Daha güzel yanıyor. Hissediyorsunuz onu. Evet, benzinliğe geldik sayılır. Bakalım araç ne kadar yakıt alacak. Evet arkadaşlar, 230'u geçti. 250 almayacaktır diye tahmin ediyorum ama evet, yanılttı. 252'de kaldı. Kaça bin onu? 255'e tamamlayabilirsin abi. Tamam. Bunlar da sonradan takıldı bu arada arkadaşlar. Bayağı güzel LED olarak yanıyor. Mekanı güzel aydınlatıyor. 200 lira yarım depo olsun diye ışık yanıyordu bugün. Bir yakıt almıştım. Sonra bir 250 lira daha aldım. Ortalama 450 lira yakıt alıyor. Işık yanıp böyle biraz yanık şekilde hareket ediyorsanız. 70 litre deposu var. Bayağı bir yakıt alıyor. Ama
Eğer çok yoğun şehir içine girmezseniz 800 kilometreden fazla yol yapma durumunuz oluyor. Uzun yolda 120-130'u da çok aşmazsanız 1000 kilometre civarı yol yapıp ışık yakıyorsunuz. Yani 1050 kilometre falan gidebiliyor. 7 litrenin altına düşüyor. Biraz tempolu kullanılmayı seviyor 160'lık TSI. Ama yoğun trafikte böyle sürekli dur kalk dur kalk olayını her benzinli gibi 160'lık TSI da sevmiyor. Evet. Goodyear asimetrik 5 lastiklerimiz. Buradaki aydınlatmalar da güçlendirildi. Nappa dilimiz. Arbukumuz. Şuradan açalım. Anahtar üstünde olduğu için kapıları açmadım. Güzel detaylara sahip. Parasından çok daha fazlasını vaat eden bir araç. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videoyu izlediğinizde muhtemelen ilan çoktan yayında olmuş olacak. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Bakalım yeni videolar, yeni maceralar beni bekliyor. Önümüzdeki günlerde yeni bütçeyle neler alabileceğim hep birlikte göreceğiz.